Bu yana, yani meclise girdiğimizden beri basın ve bazı milletvekilleri aracılığıyla gelen görüşmenin gerçekleşmesine yönelik talepler vardı. Bu talepler, başbakanla görüşmenin tıkanan sürecin açılması için pozitif bir etki yaratacağına ilişkindi. Değerli basın emekçileri, başbakanla görüşmemizin başında 21 yıl önce bu parlamentoda halkların kardeşliği üzerine yemin etmiş bir milletvekili olarak Türk ve Kürt halkları için verilmiş bir sözüm olduğunu söyledim. Öncelikle Kürtlerin halk olmaktan kaynaklı haklarından söz ettim. Türkiye'nin sürdürülebilir bir barışa ve diyaloğa ihtiyacı olduğunu, bunun en temel koşulunun güven ortamı olduğunu tekrar tekrar dikkat çektim. Korkularıyla yüzleşme çabalarına rağmen süre gelen tutuklamalar ve davalarla tedirgin olan toplumun küçük adımlara değil, ileri ve samimi adımlara ihtiyaç olduğunu dile getirdim. Bu adımların da tüm bileşenlerin sürece dahil edilmesiyle atılabileceğini, kesintisiz bir barış ortamı için herkesin katkı sağlaması gerektiğini ifade ettim. Roboski katliamı, cezaevlerinde yaşananlar ve süre gelen polis şiddeti, bunların hepsinin açık yaralarımızı kanattığını söyledim. Yaşananların ve yaşanmakta olanların tüm çıplaklığıyla ortaya konmasına ve çözüm aranmasına ihtiyaç var. Kendisine de ilettiğim gibi halklarımıza artık söylem ve söz yetmiyor. Bu aşama geride kaldı. Türkiye'de onlarca yıldır denenen güvenlikçi politikaların sonuç vermediğini gördük. Denenmeyen tek yol sürdürülebilir müzakeredir. Bu anlamda Oslo görüşmelerinin milat olduğunu ve bu görüşmelerin yeniden başlaması gerektiğini ifade ettim. Devletler kendi yurttaşlarından özür dilemeyi bir zafiyet olarak görmemeli. Özür dilenmesi talep edilen halk bir başka devlet değil, kendi yurttaşlarımız. Kendi yurttaşlarımız dedim. İdam gibi bir tabuyu yıkan bu ülkenin Sayın Öcalan'ı pekala ev hapsine alabileceğini ve bunun hayati bir önem taşıdığını belirttim. Seçmeli dersler arasında Kürtçenin olması olumlu bir gelişme. Ancak